Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır çekmek istediğimiz ev turunun sonunda çekiyoruz. Ege ile evimizdeyiz. Sizlerin de uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Biz de gerçekten şu anda çok heyecanlıyız ve böyle koşa koşa geldik yani çekelim ev turunu diye. Öncelikle şöyle bahsedeyim. Bu bir boş ev turu arkadaşlar. Evimizden kiracı çıktı. Şunu da söyleyeyim. Birazcık kirli şu anda. Bunun için kusura bakmayın. Önden bunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi şu anda bir boş ev turu. Evimiz 2+1 110 metrekare. Şimdi şöyle başlayayım. Burası giriş kapımız. Kapıdan girdiğimizde sol kısımda Amerikan mutfağımız var. Yani oturma alanımız ve mutfak kısmımız birlikte arkadaşlar. Sağ kısımda bir balkonumuz var. Sağ kısımda ise çocuk odasına ve yatak odasına giden bir hol var arkadaşlar. Şimdi başlayalım isterseniz. Ben ayakkabılıktan başlamak istiyorum. Beyaz ve ahşap kullanılmış burada arkadaşlar. Ben şöyle şu ahşap kapakları çok fazla sevmedim. Bunları değiştireceğim. İlk başta beyaza boyatmayı düşündük bunu. Ama sonra şu beyazla yaptıracağımız yeni beyazın tonları tutmaz diye vazgeçtik ve bir gri rengi düşündük Ege ile birlikte. O yüzden gri yapacağız burayı. Kulplarını değiştireceğim bunların. Kulplar değişince zaten bu tarz dolapların havası çok değişiyor. Yani koyacağınız kulba göre, rustik tarzda bir kulp tercih edersiniz ya da modern bir kulp tercih edersiniz, ona göre tamamen değişiyor havası. Beyaz olduğu için her türlü kulbu da kaldırıyor genel olarak. O yüzden kulplar ve bu ahşap kapaklar değişecek. Şöyle içini gösterelim. Şuradan başlayayım. Burada bir raf var. Orta kapakta da yine böyle raflar var. Aşağıda aynı şekilde. Şu üst kısımları Ege'ye vermeyi düşünüyorum. Çünkü Ege'nin ulaşması daha kolay. Bu arada şöyle düşündüm. Buraya iki çift ayakkabı sığar gibi görünüyor. Yani kışlık çok kalın botlar, çizmeler buraya sığmaz. Ama benim böyle daha sandalet, topuklu ayakkabı tarzı ayakkabılarımın sığacağını düşünüyorum. Şu kısımda da burası da yine böyle iki katlı, daha geniş bir raf. Şuraya arkadaşlar, önce şunu kapatayım. Burayı böyle portmanto gibi yapmışlar, işte askılıklar koymuşlar. Ama ben bunu iptal ettireceğim çünkü buna gerek yok. İçeride çünkü bir askılık olur, ceketlerimizi, montlarımızı falan oraya asarız. Bu birazcık gereksiz geldi bana. O yüzden buraya ben şöyle iki kat, üç almayabilirdim. 3 sığmaz. Yani 2 kat raf. Ya sığmaya sığar ama sıkıştırmaya gerek yok. Evet. Büyük ihtimalle buraya 2 kat raf yaptıracağım ve kendi ayakkabılarımı koyacağım buraya. Çünkü bu alan daha rahat. Ege şu an bana kötü kötü bakıyor. Yok hayır, ben uzun boyluyum. Yukarıdan gayet kullanabilirim yani. Sen uzunsun. Bu şekilde arkadaşlar ayakkabı dolabı kısmı. Şöyle ayakkabı dolabının sağ kısmında da böyle bir raf var. Normalde bu rafı çıkarttırmayı düşünmüştüm ama dikkat ettim ki böyle eve gidip geldikçe çantamı ben direkt buraya koyuyorum. O yüzden dedim ki ben bunu kaldırmayayım. Yani çok rahat, hani elinizde bir şey olduğunda illaki buraya falan koyuyorsunuz. O yüzden girişte böyle bir şeyin olması bence çok mantıklı. Şuraya bir ayna yaptıracaktım ama şuradaki sigorta kutusundan dolayı yaptıramayacağım. Hani şöyle yine takılabilir ama bilmiyorum iyi durur mu, kötü durur mu? Yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi tam karşıda da, bu arada bunu da boyatacağım. Rengini büyük ihtimal ya duvarın renginden ya da böyle bir ton, iki ton koyu bir gri yapabilirim. Güzel durur diye düşünüyorum. Altına da bir bench koymayı düşünüyorum. Ayakkabı falan giyerken şu tarafa çekeriz. Rahat olur. Yani bir bench lazım buraya. Çok böyle fazla derinliği olmayan bir bench olabilir. Kapıdan girdiğimizde tam karşıda şöyle bir duvarımız var arkadaşlar. Ben buraya çok fazla şey düşündüm. Şöyle boydan boya bir ayna yapılabilir. Şimdi şuranın derinliği çok fazla değil. Yani burada kapımız var. Burayı engellememesi için çok derinlikte olan bir dresuar koyamam buraya. Ama 15 santimlik ince bir dresuar konulabilir. Yani ya büyük boydan bir ayna ya da ince, derinliği az olan bir dresuar koymayı düşündüm. Ama altına puf falan bench konmaz zaten. Bu şekilde dediğim gibi önerileriniz, yorumlarınız varsa mutlaka aşağıya bırakın. Çünkü ev şu anda tadilat aşamasında. Zaten bu tarz detaylar hani
son aşamalarda yapılacak. Önce işte boyadır, cam balkondur falan onları yaptıracağız biz. Çok büyük değişiklikler olmayacak. Hani nadirata yeni başlayacağız. O yüzden yani burayı için yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Buraya boydan büyük bir ayna mı yoksa az derinlikte olan minik bir dresuar mı yapalım? Yine dresuar yaparsam buraya bir ayna da asarım. Ya da tablo da olabilir. Hani ya da şuraya da bir tablo olabilir. Hole doğru. Değil mi? Hole doğru da bir tablo olabilir. Evet. Bakacağım. Şimdi oturma odası ve mutfak kısmına geçelim. Şu anda evimizin oturma odası kısmındayız arkadaşlar. Oturma odası ve tam karşında mutfak var. Yani karşında değil de şöyle çaprazında değil. Karşında duvar var çünkü. Şöyle bahsedeyim. Burada çok büyük değişiklikler yapmayacağız. Çünkü genel olarak hani parkedir, tavandır, ben memnunum buralardan. Parkeler zaten açık renk, ben açık renk parke seviyorum. Tavanda zaten asma tavanlar var. Sadece tavanlardan böyle gizli led ışıklar döşeteceğiz. O yapılacak. Şu kısımda, şu duvarda yapılacak değişiklikler var. Gördüğünüz gibi burada koyu renkte böyle desenli, geometrik desenli. Duvar kağıdı yapılmış. Güzel bir vurgu ama ben burayı böyle dümdüz, tek renk, çıtalı bir duvar olarak hayal ettim. Hadi şu karşıda var duvar kağıdı. Burası ve oradaki duvar kağıdını çıkarttıracağız. Ve şurada bir perde duvar var. Burayı da kapattıracağız. Alçıpanla dümdüz yapacağız burayı. Bu duvarı da koyu renge boyatacağız. Yani bu odada iki renk boya kullanılacak. Bir açık ton, bir de koyu bir ton olacak. Gri tonlarını düşünüyorum. Sizlere de tarlak aşamalarında çekeceğiz inşallah. Onları da gösteririz. Dediğim gibi burası kapanacak alçıpanla ve bu duvar koyu renk olacak. Çıtalama uygulaması yaptıracağız biz buraya arkadaşlar. Buranın önüne konsol gelecek. Konsolun üzerine de televizyon koyacağız. Ben ekstradan bir TV ünitesi almadım. Konsolu direkt TV ünitesi olarak kullanmak istedim. Çünkü odaya sığmıyordu. Ve televizyonu ben bir tık yüksekte daha çok seviyorum. Hani tabii ki o ayarlandı, hani çok aşırı yüksek bir konsol değil. Yerden yaklaşık 75-80 santim civarı yükseklikte. Buranın önünde ama uzun 2 metrelik bir konsol olacak. Güzel olur diye düşünüyorum. Bu duvarı bu şekilde değerlendireceğiz. Şurada bir Fransız balkonumuz var arkadaşlar. Şöyle sürgülü bir kapısı var. Bu şekilde. Buraya da biz dörtlü koltuğumuzu koyacağız. Toplamda dörtlü, üçlü ve tekli. Üç tane koltuğumuz var. Buraya büyük dörtlü koltuk gelecek. Onun ölçüsü de yaklaşık 2.50 civarında. Tam olarak şuraya da üçlü koltuğu koyacağız. Bu üçlü koltuğun arkasına da masamız ve sandalyelerimiz gelecek. Bu şekilde. Dediğim gibi buradaki duvar kağıdı da çıkacak. Ben burayı da koyu renkle boyatmayı düşünüyorum. Ama yine onda da hani tek bir yerde mi olsa koyu renk vurgu yoksa hani hem bura hem orada mı olsa tam olarak ona da karar verdim ama büyük ihtimal buradaki gibi hani duvar kağıtlarının olduğu kısımlar koyu, diğer kalan kısımlar açık renk olacak. Buraya masamız gelecek. Şöyle 8 kişilik bir masa, açılır kapanır bir masa seçtik. Zaten daha önceki videolarıma göz gezdirirseniz az çok mobilyalarım görünüyor orada. Tam bitmiş haliyle yok ama az çok var yani, belli oluyor, öyle söyleyeyim. Bu duvara da yine çıta uygulaması yapılacak. Ama burası da dediğim gibi açık renk kalacak. O çıtanın içerisine de bir tablo ya da bir ayna düşünüyorum. Aynayı neden düşünüyorum? Odaya derinlik katmasını istiyorum, daha geniş görüntüsünü istiyorum. O yüzden ayna olabilir. Ama aynaya hani diğer giriş kısmına yaptırırsam buraya tablo da olabilir. Yemek masasının tam üstünde güzel şık bir tablo. İşte böyle iki yanından ya da tablo koyarsam belki tablonun üstünden bir aplik gelebilir. Ona da bakacağım. Yani kafamdaki şeyler az çok şu anda böyle. Bu kısımda da mutfak alanımız var arkadaşlar. Böyle düz ı bir mutfak. Siyah ve beyaz renklerden oluşuyor. Şöyle beyaz dolap kapaklarımız. Bunların fren sistemleri, ray sistemleri tekrardan yapılacak. Normalde ben bu seramikleri değiştirecektim. Dümdüz beyaz seramikler yaptıracaktım ama daha sonra vazgeçtim. Evi böyle bomboş haliyle görünce hoşuma gitti nedense.
Büyük ihtimal bu tezgahın siyah oluşuyla şöyle bütün devam ediyor. Burası siyah, orası siyah. Hani o bütünlük hoşuma gitti. O bütünlüğü bulmak istemedim. O yüzden büyük ihtimalle orayı değiştirmeyeceğim. Burada değiştireceğim şey yine kulplar olacak. Kulplar çünkü biraz demode duruyor. Bu kulplar komple değişecek. Şu tavanla dolabın arasına belki bir kat daha böyle raf, yani kapaklı bir raf yapılabilir. Ya da taç yaptıracağım buraya arkadaşlar. Tam olarak yine ona da karar vermedim. Dediğim gibi bu tarz şeyleri yorum olarak mutlaka bırakın. Buraya buzdolabımız gelecek zaten. Şurası ankastre evi. Ankastre setimizi de biz siyah tercih ettik. Mutfakla yine uyumlu olsun ve bütün dursun istedik. Şöyle çamaşır makinamız gelecek. Bir de şey değiştireceğim. Çamaşır mı bulaşık mı? Buraya da bulaşık makinemiz gelecek arkadaşlar. Şu bataryaları da değiştirmeyi düşünüyorum. Şöyle dolap içlerini de biraz göstereyim size. Yani umarım sığarım. Hani sığmama ihtimalim var mı? Evet var. Çünkü çok fazla şey aldım. Ama bir şekilde sığarız herhalde. Ya dediğim gibi konsolum bayağı geniş. Zaten konsol ve mutfak aynı odada. O yüzden orayı kullanacağım. Zaten büyük yemek takımlarımı konsolun içine koyacağım. Bu şekilde şöyle dolaplar. IKEA'da raflar satılıyor böyle iki katlı. Onlardan falan alırım muhakkak zaten. Şöyle çekmecelerin derinlikleri güzel. Bu kısımda da arkadaşlar bizim balkonumuz var. Şöyle geçelim isterseniz. Balkon kısmındayız arkadaşlar. Oturma odasıyla arasında bir sürgü kapı var. Oradan geçiyoruz zaten. Burada da yapacağımız değişikliklerden biri ve en önemlisi kapattıracağız balkonumuzu. Cam balkon yapılacak. Ölçüsü alındı zaten onun da. Burayı ben böyle nasıl anlatayım? Birazcık daha böyle bohem, rustik bir yer yapacağım. Yine hani sürpriz olsun yani çok fazla detay vermeyeyim ama o tarz bir şeyler düşünüyorum. Böyle rahat, rahatça oturabileceğimiz, rahatça yemek yiyebileceğimiz bir alan olacak. Çünkü evimiz 2+1 olduğu için bizim ekstra bir oturma odamız yok. Ben burayı birazcık rahat, hani arkadaşlarımız, ailemiz, misafirlerimiz geldiğinde sigara kullananlar oluyor. Hani çıkıp rahatça sigara içebilirler, rahatça oturabiliriz. Zaten IKEA'dan aldığım koltuk o kadar rahat ki yani burada yat, yayıl ya. Yani o yüzden burası böyle çok rahat, güzel olacak inşallah. Burada da yine duvarlar falan boyanacak. Biraz tadilat istiyor şu duvarlar. Duvarlarını çok koyu renk yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bu duvarları kullanacağım. Hani birçok böyle çerçevede, işte aksesuarda falan asarım herhalde buralara. O yüzden burası kullanılacak. Buranın da seramiklerini falan değiştirmedim. Böyle jüt halılar aldım. Onları kullanacağım burada. Ya bura böyle çok tatlı, çok keyifli bir yer olacak. Şöyle bu duvara da kombi falan gelecek. Ben buraya bir masa aldım. Çok büyük bir masa değil ama dediğim gibi ekstra oturma odamız olmadığı için ben burayı böyle rahat oturabileceğimiz, oturulabilecek bir alan olarak hayal ediyorum. O yüzden buraya böyle bir tane çok rahat, güçlü bir koltuk aldım. Onu karşı duvara koyacağım. Buraya da masa aldım. Yine çok büyük bir masa değil. Hani güzel bir masa. Yemek falan yiyebiliriz yani. Şimdi bu kısımlar bitti. Şimdi hol kısmındayım arkadaşlar. Burada tuvaletlerimiz var ve karşıda yatak odamız, sol kısımda da çocuk odamız var. Şöyle, şurayı göstereyim. Buranın seramikleri de siyah beyaz. Burayı misafir tuvaleti olarak değerlendireceğiz. Şuraya ben böyle büyük şık bir ayna almayı düşünüyorum. Şuradaki aydınlatmasını değiştireceğim. Güzel bir aydınlatma alırım buraya. Burada da yine ufak tefek tadilatlar olacak. Yine bu kulplar değişecek. Tezgah iyi yani. Hani siyah, granit tezgah zaten. Kullanışlı gayet. Bizim evde mobilyadan yapmışlar. Mesela mobilya bence çok kullanışlı olmuyor ıslak hacimde banyoda. Çünkü sürekli su alıyor. Yani bence çok saçma. Granit oluşu çok güzel. O yüzden burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Yine belki bataryalar değişebilir. Şu ayna değişebilir. Aydınlatmayı değiştireceğim. Bu şekilde klozetler falan değişecek burada. Bu tarz ufak tefek tadilatlar yapılacak arkadaşlar. Burayı da kapatalım. Gelelim misafir odasına.
Misafir odasına geçtik arkadaşlar. Çocuk odası, misafir odası. Burası normal bir çocuk odasına göre geniş bence. Normalde çocuk odalarını o kadar küçük yapıyorlar ki bir yatak, dolap, çalışma masasını hani üçünü aynı anda sığdırmak çok zor oluyor. Ama burası gayet geniş. Zaten dikdörtgen planlı oluşu eşyaları koyarken, konumlandırırken daha pratik oluyor. Daha kolay yerini bulabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şuraya şöyle bir yatak koyacağım ben. 120'lik bir yatak koyacağım. Şuraya dolap koyacağım. Şu kısma şifonyer düşünüyorum. Şifonyer, yani makyaj masası şifonyer koymayı düşünüyorum. Ve boş alan kalıyor. Yanına yine komodinler falan kalır yatağın. Bu şekilde. Burada yapacağımız değişikliklerden biri de ben bu duvar kağıdını çıkarttıracağım. Bunların da çünkü birazcık modası geçti artık, demode duruyor. Yine burayı da büyük ihtimal koyu renge boyatırım. Çünkü bu tarafa yatak başlığı gelecek. O yüzden bu duvar da koyu renk olur, kalan duvarlar açık tonlarda olur diye düşünüyorum. Burada da çamaşır balkonumuz var arkadaşlar, onu da gösterelim. Biraz uçuşuyorum. Buraya da bir çamaşırlık alırız. Burada da çamaşır balkonu, çok büyük değil ama yine hareket alanı rahat. Şimdi yatak odasına giriyoruz arkadaşlar. Burası yatak odamız. Arkamda leoparla bir duvar kağıdı var. Bu arada leoparı severim ama tabii bu kadar büyük, bu kadar geniş bir alanda hayır. Tabii ki de bunu da çıkarttıracağız. Yine burada da yapacağımız ufak tefek değişikliklerden bir de bu duvar kağıdını çıkarttırmak olacak. Yatak odasının duvarlarını koyu renk düşünüyorum. Çünkü yatak odam mobilyalarım beyaz, yani krem tonlarında. Şimdi duvar beyaz olunca, mobilya da beyaz olunca hiç kendini göstermiyor. O yüzden duvarları birazcık koyu yapacağım. Hani komple değil ama özellikle dolabı koyacağım duvarı koyu renk düşünüyorum. Dolabı şöyle koyacağız. Dolap böyle gelecek. Yatak başlığı şöyle gelecek. Pencerenin önüne yatak başlığı doğru değil. Evet doğru değil ama şimdi şurası bizim için yeterli bir alan değil. Yatak başlığım biraz büyük, geniş. Buraya sığmayacak. Bu tarafa yatak başlığını koysam buraya dolap koyamam çünkü burada pencere var. Olmayacak. O yüzden en mantıklı ve en doğru şey buraya dolap, buraya yatak başlığı. Şu leoparlı kısma da dediğim gibi leoparlı duvar kağıdını çıkartacağız. Buraya da makyaj masamda restoranım gelecek. Zaten çizdim ben hepsini. Gayet güzel sığıyor. Yerleşim de çok güzel oldu. Sadece dediğim gibi pencerenin önünde yatak başlığı olacak ama ben hiç sıkıntı etmiyorum. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi yatak ve komodinler böyle konumlanacak gelecek. Burada bir giyinme alanımız var arkadaşlar. Buraya böyle bir dolap gibi raflar yapmışlar. Şöyle gösterelim, biraz karanlık olabilir ama şöyle gidiyor. Burayı Ege'ye vermeyi düşünüyorum. Ege'nin eşyaları buraya sığar büyük ihtimalle. Kapakları yok zaten, daha iyi kapaklarının olmaması. Böyle kapalı bir alanda zaten sıkıntı olmaz. Burada da ebeveyn banyomuz var. Bu şekilde. Zaten tüm banyoların seramikleri, zeminleri falan aynı, siyah ve beyaz. Burası da bu şekilde. Burada şey yok, tuvalet yok. Duş ve lavabo var arkadaşlar. Ama ben burayı kullanmayabilirim. Yani burayı kapatabiliriz. Tam onda da emin değilim. Çok ihtiyaç duyar mıyız bilmiyorum. Bakacağız yani, düşüneceğiz onu da. Bu şekilde arkadaşlar. Yatak odamız da böyle. Dediğim gibi buranın duvarları koyu olacak. Mobilyaların beyaz olduğu için beyaz duvarda beyaz mobilya asla kendini göstermiyor. Duvarlar birazcık koyu renk olacak. Bu şekilde dediğim gibi ev 2+1 ama odalar çok kullanışlı. Yani her şey sığıyor. Odalarımızın, banyolarımızın hepsini gösterdim sizlere. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bu videoyu da hemen atıp yüklemek istiyorum. Bir an önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Kapanışı orada yapacağım. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı, önerilerinizi aşağıya bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.